Efendim, Avrupa'da 7 günde bugün dakikalar böyle fırtına gibi geçti. Hele de ekonomi konuşulunca, ama Yaşar Hoca'dan rica ettim. 2 hafta sonra tekrar gelecek. Kendisine daha uzun süreler de ayıracağız. Ki programı önemli bölümde kendisi ayırmamıza rağmen çok da telefon geldi. Herkesin de merak ettiği bir konuydu. Ben şimdi Doktor Bey'e dönüyorum. Estetik ve plastik cerrahide halkımızın ekonomi kadar ilgi duyduğu, halkın bir kesiminin diyelim. Evet, büyük bir kesiminin. Evet, büyük, özellikle bayanlar diyelim. Efendim, bu yüz gençleştirme ve şimdi bu krizlerden sonra daha da bir yaşlanacağız anladığım kadarıyla. Evet. Yüz gençleştirme ve yağ eritme operasyonları. Bu konularda çok spekülasyonlar vardır. Nasıl oluyor, nasıl yapıyorsunuz ve yeni yöntemler nelerdir? Öncelikle Türk insanı çok vefalı. Avrupa'da yaşayan Türkler, bizim insanımız her türlü problemi için... Yine kendi ülkesine, kendi vatanına geri dönüyor. Örneğin yaz aylarında bizim işlerimiz çok normalde düşmesi gerekir. Türkiye'de yaşayan Türkler tatile giderler. Oysa gurbetçiler, Avrupa'da yaşayan Türkler Türkiye'ye gelirler ve öncelikle sağlık problemlerini giderirler. Biz yaz aylarında özellikle Avrupa'da yaşayan Türklere hizmet üretiyoruz. Tabii onların da problemlerini, oradaki sosyal problemlerini dahi biliyoruz. O yüzden böyle programda konuk olmak çok da hoşuma gitti. Yani onların ekonomik sıkıntılarını da en azından beklentilerini de öğrenmiş olduk. Artı tabii ki oradaki fiyatlarla çok farklı Türkiye'deki fiyatlar. Çok anormal farklar olmayabilir ama çok daha iyi bir hizmeti. Bunu çok rahatlıkla ve... kendime çok güvenerek söylüyorum. Kendi meslektaşlarım adına. Bir de 120 indirim sözü aldık sizden. Evet, Avrupa'da 7 gün izleyicileri için. Çok daha kaliteli bir hizmeti Türkiye'de alıyorlar ve koşarak geliyorlar. Bunu zaten onlar, programı izleyen Avrupalı izleyicilerimiz, Avrupa'da yaşayan Türk izleyicilerimiz biliyor. Ama artı orada yaşayan yabancı izleyiciler de biliyor. Yani sanmayın ki sadece Avrupa'da yaşayan Türkler Türkiye'ye geliyor. Benim dünyanın dört bir yanından yabancı hastam var. Kanarya Adaları'ndan Avustralya'ya kadar. Yani Türkiye'de hiç bu işle ilgilenmememe rağmen, hiç sağlık turizmi, bir web sitemiz var, superplus.com.tr, ama Türkçe. Bu programlar sonra Kulak Gazetesi, Fısıltı Gazetesi'ne dönüşüyor. Kesinlikle. Fısıltı Gazetesi de bu turizmi sağlıyor. Web sitemiz Türkçe ama buna rağmen o kadar çok yurt dışından gelen yabancı hastamız var ki bu benim kara kaşıma gözüme gelmiyor. Yaptığımız işe, ürettiğimiz işin kalitesine geliyor bu insanlar ve sanmayın ki şey, hani oradaki alt kesim. Almanya'dan Türkiye'ye Alman olan doktor, benim yani Almanya'da doktorluk yapan Alman, doktor eşi olan Alman birçok hastam var. Yani Almanya'da yaşayan. Keza Avusturya'da, İngiltere'de, sadece kendi vatandaşımız değil. Bu hani bir şey de değil, biz bu kadar iyiyiz, bir hani reklam gibi de kimse algılamasın. Bu gerçekten Türk hekimleri çok iyi bir noktada. Şimdi teknolojiyle ilgili ben hemen hemen bütün estetik cerrahi ameliyatlarını yapıyorum. Çok severek gerçekten kendimi işime verdim. Yani sabah saat 6'da kalkıyorum, 7'de evden çıkıyorum. Akşam saat 10'da 11'de bazen eve geliyorum. Çoğu zaman da eşim bundan çok şikayetçi. Ama gel gelelim, işimiz bu. Son yıllarda çok artan taleple beraber yenilikleri de tabii ki takip etmemiz gerekiyor. Dünyada estetik cerrahi ameliyatlarının sayısı gitgide azalırken, yani hızlı bir düşüş olurken, içinde daha az ameliyat barındıran non-invaziv ya da minimal invaziv prosedürlerin sayısı çok arttı. Örneğin işte karın germe ameliyatı azalırken botoks yaptıran hasta sayısı arttı gibi, hani daha anlayabileceğimiz şekilde. Dolayısıyla tabii ki bu da bir sanayi ve sanayinin şeyleri, sanayiye yön veren üreticiler, bizler ve firmalar, ya böyle böyle bir talep var hastalardan, biz daha kendimizi nasıl daha yetiştiririz, nasıl daha iyi şeyleri hastalara daha az sağlık yükü vererek becerebiliriz diye yıllardır düşünüyoruz ve minimal invaziv girişimler gelişti bu sayede. İşte bunlarda tabii minimal invaziv diyoruz, teknolojiyi kullandığımız için. Yoksa yaptığımız işler minimal değil. Şey gibi, bu cam fanusların içine ya da şişelerin içine gemi yapmak gibi.
Zaten diğer kısmını yalayıp yutmanız gerekiyor. Karın germeyi, yüz germeyi, işte ayaktan parmak alıp ele takmayı, zaten bunların hepsini cerrahi olarak en zor teknikleri yapabiliyor olmanız gerekiyor ki son noktada minimal invaziv dediğimiz aslında çok fazla teknik ve teknisyenlik gerektiren şeyleri hastaya çaktırmadan, hissettirmeden, onun sağlığını tehdit etmeden yapma yolları. Bu çok ilerledi. Ben de bu konuyla son 3 senedir çok ilgileniyorum. Diyebilirim ki ayda bir yurt dışına, özellikle Amerika'ya gidiyorum ve bu teknolojileri üreten doktorların da aslında eğitmeniyim, uluslararası eğitmeniyim. Yani şunu da aslında gururla söylememiz gerekiyor. Birçok alanda işte ülkemizden bir sürü bilim adamı çıkıyor. Kimse zannetmesin ki Türkiye'de insanlar yurt dışına gidiyor artık sağlık için. Bizler Türk hekimleri Amerika'ya gidip Amerikalı doktorlara belki onların ürettiği cihazların kullanımıyla ilgili teknik ve teknolojik ders veriyoruz. Evet, benim görevlerimden biri bu. Yani yurt dışına gidip bazı... Ne güzel ya, işte bunlar evet. Beni mutlu ediyor, rahatlatıyor. Ya, çok keyifli. Siz şey yapıyor musunuz? Devletten istediğiniz, ihtiyaç duyduğunuz desteği tam olarak alıyor musunuz? Bir kere devletten bir destek aldım. Destek derken parasal anlamıyorum. Yok, ben sorunuza tek bir örnekle şey yapayım. Muayenehaneciliğe ilk başladığım zaman tabii bizim mental yapımızda öyle bir şey yok. İş kurana destek olma diye bir şey yok. Bir mental şey yok. Evet. Ne buluyorsan onu alacaksın. Ne ürettin? Bir. Hemen yarısını alayım. Bırak ki adam o biri 10 yapsın, ondan sonra 5'ini al. Hiçbir 10 vaziyetine gelmeden o 1'lerde kalıyor. Sorunuza şöyle şey yapayım, nerede bıraktım? Bir kere devletten ilk muayenehaneciliğe başladığım zaman 10 sene önce kredi başvurusunda bulundum Halk Bankası'ndan. Ondan sonra sanırım evet ve o kredi başvurdum. Sonuçlandığı zaman muayenehane açabileceğim kredi sadece bir laptop alacağım duruma geldi. Sonra 2001 krizi patladı 1-2 sene sonra. Belki bunu 3 senede ödeyecektim. Kriz patlar patlamaz Halk Bankası'ndan telefon geldi. Bunlar doğru yani anlattıklarım. Ve benden o zaman da çok bu konularda cahilim. Hemen krediyi kapatmamı istediler. Ve ne kaç kadar borcum varsa. Oldu mu? 2001'de işte mi 2001 oldu? Krizinde 2001 hemen kriz. Ne Şubat'ta olduysa Mart ayında evet. Ben Allah 3 kuruş para kazanmışım. İlk İstanbul'a serbest hekimliğe başlamışım. Birikimlerimi sergileyeceğim. Hemen gidip Halk Bankası'na krediyi kapattım. Bir dakika kaldı. Toparlarsanız. Peki. Şöyle bu program tabii düşündüğüm formatın çok dışında devam etti ve çok bilgilendim. Buraya bir şeyler anlatmaya geldim ama çok teşekkür ediyorum Yaşar Bey. Bilgilenerek dönüyorum. Avrupa'da madem bir mesaj vermemiz gerekiyor. Avrupa'daki Türk ve yabancı insanımıza şunu söyleyeyim. Türkiye'de gerçekten konusunda bir numara olan dünya çapında her meslekten birçok insan var. Çekinmeden bize e-mail ile, telefonla ulaşabilirler. Her evet. Konuda istedikleri bilgi arkadaşımız zaten ekrana da getirdi herhalde, bilmiyorum. Bol bol sizlere ulaşılacak şeydi. Ama ben şunu söyleyeyim. Biz Avrupa Dediğin olarak Türkiye'nin tanıtımı için çok çaba sarf ediyoruz. Sizin gibi konukları da alarak bu tanıtıma önemli katkıda bulunduğumuzu sizlerin ağzından bizzat duymuş oldum. Bu da beni çok mutlu etti. Çünkü oradaki insanlarımız yabancılara anlatıyorlar ve onlar da Türkiye'ye geliyorlar. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bir dahaki gelişinizde detaylı olarak operasyonlarınızı konuşalım. Gülten Hanım, size de çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Bir dahaki gelişinizde saçlandırdığınız bir insanı da görmek isteriz. Getireyim. Çok iyi olur. Aslında çok güzel bir fikir. Çok kısa 15 saniyede Yaşar Bey, çünkü bir sonraki hafta alacağım. Bu arada ben izleyicilerimize şunu söylemek isterim. Efendim oluyor bu, bantta bir arıza çıktı. Hünkar bebeği önümüzdeki hafta verebileceğiz aynı haberi. Ama ilginç bir olay önümüzdeki haftayı da lütfen bekleyin o konuda. Siz altınla ilgili bir şey söylüyordunuz. Evet. Çok ama 10 saniyede alayım. Altınla ilgili söylediğim şey, kısa vadede altın düşebilir. Önemli olan en az 1 yıl vadeli, 1 yıl düşünen varsa o şekilde portföyünü alsın. Ayrıca sadece TL, sadece Euro, sadece Dolar değil, mutlaka portföy yapmak gerekiyor. Portföy. Bir sepet oluşturacaklar evet. Yani. Efendim Avrupa'daydı gün. Burada sona eriyor. Gerçekten çok hızlı geçti bu program ama önümüzdeki hafta aynı saatte yine burada buluşacağız. Bu arada yarın akşam Ankara stüdyomuzdan yurt dışı işçi sorunları, yurt dışı işçi hizmetleri daire başkanı Sayın Hasan